Huawei Matebook X Pro 2021 modelini inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz detaylara bakalım. Evet, daha öncesinde bu kanalda hem D15'i hem de D16'yı detaylı olarak incelemiştik. Bugün ise Matebook X Pro'ya bakacağız. Üst segment kaliteli bir cihaz. Öncelikle isterseniz gelin tasarımıyla incelemimize başlayalım. Kullanılan malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Burada standart bir D15 veya da D16 ile kıyasladığınız zaman cihaza şu şekilde dokunduğunuzda bile Farkı hissedebiliyorsunuz. Çok daha kaliteli, çok daha sağlam ve sertleştirilmiş bir alüminyum kullanılmış burada. Bu zamana kadar kullandığım en kaliteli Windows bilgisayar hissiyatı var diyebilirim bunun için. Daha öncesinde hep MacBook'u tuttuğumuz zaman bir hissiyat vardır deriz. Yani burada aynı hissiyatı MacBook X Pro'da da rahat bir şekilde aldığımı söylemek istiyorum. Tasarım olarak baktığınız zaman aslında klasik bir laptop formunda değil, kara bir form var. Normalde biliyorsunuz şu anda laptoplar hep 16'ya 9 ya da 16'ya 10 gibi formatlarda oluyor. Ancak burada Huawei 3'e 2 formatta bir ekranla karşımıza çıkıyor ve bu da aslında laptopun hem tasarım formatını değiştiriyor hem de aynı zamanda ağırlık merkezini değiştiriyor. Her ne kadar bu kadar ince ve hafif bir laptop olsa da laptopu tek elinizle rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Laptopu elinizle tuttuğunuz zaman güzel bir ağırlığı ve ben buradayım hissiyatı var. Hani Volkswagen arabalarda tok kapı hissiyatı vardır ya bu Golf'lerde, Passat'larda aynen öyle tok ve kaliteli bir cihaz tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Ağırlık kısmına geldiğimiz zaman her ne kadar ufak bir cihaz olsa da 1 kilo 33 gram gibi bir ağırlığımız var. Normalde 15 veya 16 inç laptoplara baktığınız zaman 1 buçuk kilo civarında oluyor. Burada cihaz her ne kadar 13.9 ekran boyutuna sahip olsa da burada ağırlığı çok da az değil. Bunun da sebebi kullanılan malzemenin kalitesinin en üst seviyede olması. Gelelim ekran kısmına. Huawei laptoplarının aslında en çok beğendiğim noktalarından bir tanesi ekranı biliyorsunuz. Burada Huawei ekran deneyimini daha da yukarı taşımış. Çünkü burada 3K'lık bir ekranımız var. Yani burada 3000 3000'e e bir ekran çözünürlüğümüz var. Burada ekran aynı zamanda dokunmatik. Dokunmatiğin hissiyatını ve aynı zamanda tepki süresini de gayet beğendim. Normalde hani bu tarz laptoplarda parmak izi vesaire olduğu için aslında hani dokunmatiği kullanmayı tercih etmiyorum. Ama burada mouse'la hemen hızlı bir şekilde ulaşmaktansa hemen tık tık dokunmak bazen daha kolayınıza geliyor. Özellikle bu tarz ultrabooklarda daha da kolay oluyor. Bu yüzden hani sürekli kullanılır mı? Ben kullanmıyorum açıkçası ama kullanmak isterseniz böyle bir özelliği var. Ekran konusunda Huawei tarafında tabii en önemli noktalarından bir tanesi ekran kasa oranı. %91 oranında bir ekran kasa oranımız var ki bu da gerçekten muhteşem bir görüntü deneyimini bizlere yaşatıyor. 450 nit değerinde bir parlaklığımız var. Burada biliyorsunuz eğer parlaklık 300'e kadarsa dışarıda güneşli ortamlarda rahat bir şekilde kullanılabiliyor ama burada 450 olması işimizi özellikle dışarıda çalışan kişiler için daha da kolaylaştırıyor. Ekran kısmında parlak bir ekran var. Bu kimisinin sevdiği kimisinin de sevmediği bir özellik. Özellikle Macbook kısmına baktığımız zaman ekranlar parlak. Ancak burada Huawei D15 ya da D16'ya baktığımız zaman onlar mat ekranlardı. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir nokta. Ancak şöyle ekrana bir baktığınız zaman gördüğünüz gibi arkada renkler de muhteşem zaten. Çok güzel bir deneyim bizlere yaşatıyor. Demin ekranın 3K çözünürlüğe sahip olduğunu söyledim çok ciddi şekilde bunun farkını anlayabiliyorsunuz. Özellikle şu anda uzun dönem bir kullanım testi gerçekleştirmek için D16 kullanıyorum belirli bir süredir. D16'dan buna geçtiğimde ekranın çözünürlüğü gerçekten muhteşemdi. Çok net ve çok parlak bir deneyimi bizlere yaşatıyor burada. Özellikle Excel'de çok fazla satır vesaire bakıyorsanız çözünürlük yüksek olduğu için daha da fazla satırı burada sığdırabiliyor. Bu da önemli noktalarından bir tanesi. Tabi burada 3'e 2 ye ekran dediğimiz şey aslında çoğu kullanıcının alışkın olmadığı bir şey ama burada ekran aşağı aşağı doğru daha fazla olduğu için 16'ya 9 ekranlara göre daha fazla görüntüyü aşağı doğru görebiliyorsunuz. Bu da kimi noktalarda artı bir özellik. Gelelim klavye ve trackpad kısmına. Daha öncesinde D16 için bunu söylemiştim ama şu an için rekor buna geçti. Bugüne kadar kullandığım en keyifli ve en sessiz klavyelerden bir tanesi diyebilirim. Muhteşem bir klavye deneyimi var. İsterseniz gelin bir ses testine bir bakalım. Klavyemiz aynı zamanda aydınlatmalı, açıp kapatabiliyorsunuz. Ve yine F6 ve F7 tuşlarının arasında da bir webcamimiz gizli. Bu webcam konusuna geldiğimiz zaman Tabii ki demin hani ekranı övdük 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 ama burada ekranı bu kadar ince kenarlı yapabilmelerinin tek sebebi aslında buradaki webcam'in aşağıya gizlenmiş olması. Bu webcam'i kullanırken tabii ki bazı artılar ve eksiler var. Aşağıdan bir görüntü oluyor. Aşağıdan görüntü olduğu zaman özellikle toplantılarda sanki böyle bir aşağıdan aşağıda kalıyorsunuz gibi oluyor ve yani toplantı sırasında eğer bir şeyler yazıyorsanız ve elleriniz böyle F6 F7 tarafında çok gidiyorsa parmaklarınızla toplantıya katılabiliyor. Ve aynı zamanda 720p'de bir webcam çözünürlüğümüz burada bizlere sunulmuş. Touchpad kısmında özellikle D15'i biraz eleştirmiştim. D16 ondan bir tık daha iyiydi. Ancak MacBook X Pro'da Huawei Touchpad deneyimini ciddi şekilde farklı bir seviyeye taşımış. Neredeyse ses çıkmıyor ve muhteşem bir deneyim bizlere yaşatıyor. Tabi bunu sağlayabilmesi için heptik geri bildirimli 8 adet piyozo elektrik plaka konulmuş burada Touchpad'in altına ve bizlere bir fare deneyimi yaşatıyor neredeyse. Muhteşem bir deneyim. İsterseniz gelin hızlıca bir ses performansına bakalım. Klavyenin hemen sağ üstünde bulunan bir tane güç tuşumuz var. Bu güç tuşu yine klasik D15 ve D16'da olduğu gibi üzerinde bir parmak izi okuyucuya sahip ve böylelikle bilgisayarı açarken hem tuşa basmış oluyorsunuz hem de aynı zamanda parmak izinizi verdiğiniz için cihaz otomatik olarak açılıyor. Bu da Huawei'nin güzel imzalarından bir tanesi. Hemen keyboard'un yan tarafında gördüğünüz iki tane hoparlör kısmımız var. Aslında buna iki tane demek doğru denmez. İçerisinde dört tane hoparlör var ve gayet güzel bir sesi var. Sesin yükseklik seviyesine geldiğimiz zaman çok çok yukarıda bir ses yüksekliği bulunmuyor. Ancak sesin kalitesi gerçekten başarılı. En yüksek seste bile hiçbir bozulma olmadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin bir de hoparlörlerin ses testine bakalım. Laptopun üzerinde bulunan giriş ve çıkışlardan da bahsedelim cihazın sol tarafında bir tane 3.5 milimetrelik ses girişimiz var ve aynı zamanda 2 adet tip C girişimiz var. Bunlar USB 4.0 ve Thunderbolt 4.0'ı destekliyor. Sağ tarafına geldiğimiz zaman ise burada bir tane USB A portumuz var. Bu da USB 3.2 birinci jenerasyonu destekliyor. Ve aynı zamanda kutunun içerisinden de bir tane adaptör çıkıyor ki normalde biliyorsunuz hani Apple bu adaptörü yaklaşık 800 liraya falan satıyor şu anda galiba. Bu adaptör sayesinde bir tane USB tip C girişini bunu bağladıktan sonra bir tane USB tip A, bir tane tip C, bir tane VGA projeksiyonlar için ve aynı zamanda bir tane de mini HDMI girişimiz bu adaptörün üstünde bulunuyor. Yani kutunun içerisinden de böyle bir adaptör çıkıyor olması ciddi manada güzel. Ama yine ne yazık ki bir SD kart girişi hiçbir yerde bulunmuyor. Ne cihazın üzerinde ne de gelen adaptör üzerinde. Yine SD kart benim için önemli bir nokta. O yüzden bunu da değinmeden geçmek istemedim. Gelelim bu cihazın performans kısmına. Cihazın içine baktığımız zaman Intel'in son nesil 10 nanometrelik 1165G7 işlemcisi bulunuyor ve aynı zamanda dahili Intel Iris Xe grafik yongası var. Yani harici olarak bir ekran kartı bu cihazda yok. Tabii ki böyle olduğu zaman özellikle yüksek performanslı oyunları oynayamıyorsunuz. Zaten bu cihaz bir oyun bilgisayarı değil aslında. Günlük kullanım olarak işlerinizi gören ve aynı zamanda video edit ya da fotoğraf edit gibi işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir bilgisayar. Ancak burada önemli olan nokta şu. Bu cihazın üzerinde 16 GB'lık bir DDR4 RAM var. Burada RAM'iniz ne kadar kuvvetli ise dahili grafik yongasının da daha verimli çalışmasını sağlıyor. Ve arkamda gördüğünüz gibi aslında mesela arka taraftaki harici bir 4K monitöre görüntüyü rahat bir şekilde aktarabiliyorum. Ve hani iş akışımda da herhangi bir yavaşlama söz konusu olmuyor. Cihazı satın alırken iki tane farklı seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi 8 GB'lık bir RAM seçeneği ve diğeri ise 16 GB'lık bir RAM seçeneği. Ancak bu kadar üst segment bir cihaz eğer düşünüyorsanız bence alırken 16 GB RAM'e sahip olan versiyon almanızı öneririm. Çünkü sonradan üstüne bir RAM eklenmiyor ve sonrasında ilerleyen zamanlarda da hani RAM ile ilgili bir sıkıntı yaşamanızı istemem açıkçası. Ve demin bahsettiğim gibi dahili bir grafik yongası olduğu için burada RAM'iniz ne kadar kuvvetli olursa cihaz o kadar verimli bir şekilde çalışıyor olacak arkadaşlar. Bunlara ek olarak depolama kısmına geldiğimiz zaman yine iki seçeneğimiz var. 512 ve aynı zamanda 1 terabayt gibi iki tane seçeneğimiz var. Sonradan bilgisayarınızı upgrade yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama benim gibi çok fazla içerik üretiyorsanız ve sürekli olarak bu içeriklerin editlenmesi, kurgulanması bu tarz işlerle uğraşıyorsanız bence en baştan paşa paşa 1 terabaytı alıp daha sonrasında hiç uğraşmanıza gerek yok. Ha ama yok ben bu cihazı alacağım günlük olarak kullanacağım. Hani bu tarz içerik de üretmiyorum diyorsanız 512 GB'da fazla fazla size yetecek. Performans kısmına geldiğimiz zaman burada Adobe Premiere üzerinden yine bir test gerçekleştirdim. 1080p'de üzerinde bir animasyon ya da fazla bir yazı olmayan standart bir videoyu aslında editledim burada. Ve yaklaşık olarak 2 dakika 33 saniye gibi bir veri bizlere verdi. Hem D16'ya hem de aynı zamanda Macbook Pro'ma yakın bir zamanlama olduğunu söylemek istiyorum. Bunların dışında da hem R15 hem de R23 ve aynı zamanda Blackmagic'in sürücü hız performansı testini de hızlıca şöyle gelin bir bakalım.

Pil performansına geldiğimiz zaman burada Huawei'nin verilerine göre 11 saat 12 saat gibi verilerle günlük ofis kullanımımızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak genel olarak hani kullanıma baktığımız zaman 8 saat ile 10 saat arasında gerçekçi bir kullanımı olduğunu söylemek istiyorum. Cihazın içerisinde 56 watt saatlik bir pilimiz var. Cihazın kutusunun içerisinden 65 wattlık bir şarj adaptörü ve iki tarafı USB tipçe kablo çıkıyor. Bu kablo ile beraber isterseniz telefonunuzu isterseniz farklı yine tipçe cihazlarınızı rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yine aynı adaptörle 1 saat boyunca bu cihazı şarj ettiğinizde ise %78 oranında bir pil doluluğuna ulaşıyoruz ki bu da ciddi bir rakam. Burada 8 saat hani 10 saat vesaire diyoruz. Bununla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu günlük ofis kullanımları için. Yani nedir? Word'dür, Excel'dir, mail'dir. Böyle bir kullanımda yani sakin bir kullanımda bir mesai saatini çıkarıyor rahatlıkla yani 8 saat bunun anlamına geliyor. Demin benim örnek verdiğim gibi render alacaksınız ya da biraz performanslı kullanacaksınız bu laptopu. O zaman tabii ki pil performansı da ona göre düşecektir. Ve tabii ki Huawei'nin aslında ekosistem konusundan da bahsetmek istiyorum. PC Manager isimli bir yazılımımız var. Bu yazılımla beraber eğer uyumlu bir Huawei telefonunuz varsa burada Huawei telefonunuz üzerinden rahat bir şekilde eşleştirmeyi gerçekleştiriyorsunuz ve sonrasında ise hem dosya aktarımları bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara hem de aynı zamanda telefonunuzun içerisinde bulunan 3 tane farklı uygulamayı aynı anda laptopunuz üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Özellikle son yıllarda herkes bir ekosistem savaşına girdi biliyorsunuz. Burada Huawei ciddi adımlar atıyor ve ilerleyen zamanlarda bence gerçekten diğer rakiplerin önüne geçecek. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman bu cihaz Wi-Fi 6'yı destekliyor. Daha öncesinde Huawei'in router'ını zaten incelemiştim kanalda. Yeni çıkan bir router var Wi-Fi 6 destekli. Eğer onunla beraber bağlantıyı gerçekleştirirseniz zaten otomatik olarak Wi-Fi 6'ya bağlandı diye bir ikon çıkıyor ve böylelikle aslında çok daha tutarlı ve özellikle bir sürü eşyanın evimizde internete bağlı olduğunu düşünürsek burada Wi-Fi 6 ilerleyen dönemlerde ciddi bir rol alacak evimizde. Bu yüzden bu teknolojiye de şimdiden geçiyor olmamız önemli. Tabi Wi-Fi 6'ya sahip olmak için hem bilgisayarınızın hem de aynı zamanda router ya da modeminizin Wi-Fi 6'yı destekliyor olması gerekiyor. Evet fiyat performans kısmına geldiğiniz zaman bu cihaz için fiyat performans bir cihaz demek doğru olmaz. Çünkü fiyatı bir hayli yukarıda. Yani bu fiyata daha performanslı bir bilgisayar belki alabilir ancak siz burada kullandığınız laptopta daha farklı şeyler arıyorsanız yani daha kaliteli bir gövde, daha sağlam bir gövde, elinizi keyboard'a koyduğunuz zaman vermiş olduğu o hissiyat gerçekten farklı bir noktada. Bu tarz estetiksel kaygılarınız varsa günlük kullanım için kaliteli ve şık bir bilgisayar arıyorsanız bence burada Huawei MateBook X Pro ciddi şekilde güzel bir yere konumlanıyor diyebilirim. Keyboard'u, touchpad'i cihazın vermiş olduğu genel o hissiyat ve ekran kalitesinin üst seviye olması bu laptopu diğer tüm laptoplardan rahatlıkla ayırıyor diyebilirim arkadaşlar. Daha uygun fiyatlı bir laptop arıyorsanız bence D15 ya da D16'ya bir göz atın derim. Onların detaylı olarak incelemeleri kanalımda mevcut. Onların da linkini aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.